Arkadaşlar merhaba. Daha önce çekmiş olduğum 40 soruda türev videosundan sonra sizden gelen talep doğrultusunda 40 soruda integral videosunu çekiyorum. PDF'yi açıklamada verdiğim linkten indirip soruları önce kendin çözüp çözemediğin soruları buradan kontrol edebilirsin. İyi dersler. İlk soru. Bize bir fonksiyon vermiş. Bu fonksiyonun integral alınmış hali aslında fonksiyon olacak bunun. Bu fonksiyona x eşittir eksi 1 apsisli noktasından çizilen teğetin eğimi nedir diye soruyor. Yani bize neyi sormuş? F türev eksi 1'in ne olduğunu sormuş. Şimdi ben bu fonksiyonun türevini alırsam şu şekilde türevini alırsam burada şu integrasyon işlemiyle türev işlemi birbirini götürecek ve geriye ne kalacak arkadaşlar? Aslında f türev x neymiş? Direkt şu içerisiymiş. Doğru mudur? X küp artı 3x kare eksi 3x eksi 1'miş. Doğru mudur? Eksi 1 yerine yazıyor şimdi. F türev eksi 1 eşittir. Eksi 1'in küpü artı 3 çarpı eksi 1'in karesi eksi 3 çarpı eksi 1 eksi 1 oldu. Eksi 1'in küpü eksi 1. Eksi 1'in karesi 1. 3 ile çarp 3. Şurası artı 3 oldu. Burası da eksi 1 oldu. Eksi 1 eksi 1 eksi 2. 6 eksi 2 de cevap ne gelecektir? 4 gelecektir arkadaşlar. İkinci soru. Bir integral işlemi x kare fx dx bu x üzeri 5 eksi 3x küp olmak üzere fx fonksiyonuna x eşittir 1 apsisi noktasından çizilen teğetin eğimi nedir diye soruyor. Gelin her iki tarafın türevini alalım. Tamam, d bölü dx yazdık. Türevini almak demek bu. Şu işaretle şu işaret birbirini götürecek ve bu tarafın türevini alacağız. Burada ne kaldı sadece? X kare çarpı fx kaldı. Eşittir. Bu tarafında türevini alırsak 5 çarpı x üzeri 4 eksi 9 çarpı x üzeri 2 olacak. Doğru mudur? Her iki tarafı x kareye bölersem fx yalnız kalmış olur. 5 çarpı x üzeri 4 eksi 9 x kare bölü x kare dersek burada neler birbirini götürecek? Şu x kare gitti. Burada bir x kare kaldı. Burası da tamamen gitti. Doğru mudur? Fx neymiş arkadaşlar? Fx eşittir 5x kare eksi 9'muş. Demiş ki bize x eşittir 1 apsis noktasından çizilen teğetin eğimi nedir? Dolayısıyla f türev x'i bulmamız gerekiyor. F türev x ne gelir? 10x gelir. Doğru mudur? F türev 1 ne olur arkadaşlar? 10 çarpı 1'den 10 olur. Bu da benim sorumun cevabıdır. Üçüncü soru. Bir f fonksiyonunda f türev x 3x kare artı x artı 1 ise ve f0'da 1 ise f2 kaçtır diye soruyor. Şimdi f'in türevini biliyorsam ben f'e nasıl ulaşırım? F'in türevinin integralini alarak ulaşabilirim. Doğru mudur? Bu bana fx'i verecektir. Ama fx artı c'yi verir diyeceğiz. Pekala şimdi ben içerideki fonksiyonun yani f'in türevi olan fonksiyonun 3x kare artı x artı 1 dx bunun integralini alırsam arkadaşlar ne gelecektir? X küp artı x kare bölü 2 artı 1 artı c mi gelecek? Pardon, şurası 1 değil. 1 integrali x artı c gelecek. Şimdi biz buna ne diyeceğiz? Fx diyeceğiz. Doğru mudur? Peki bu f0 eşittir 1 var ya bunu neden vermiş? Şuradaki c'yi elde edebilmek için. Gelin f0'ı bulalım. f0 eşittir 0'ın küpü artı 0 bölü 2 artı 0 artı c. Bu neymiş arkadaşlar? 1 demek ki şunların hepsi giderse c eşittir 1'miş. f2'yi soruyor. Öncelikle fx'imizi yazalım bir. Oluşan fx'i bir yazalım. Pekala. Ne gelir? X küp artı x kare bölü 2 artı x c'de 1'di. Dolayısıyla artı 1 diyeceğiz. Bizden f2'yi istemiş. X gördüğümüz yere 2 yazalım. 2'nin küpü 8 artı 2'nin karesi bölü 2. 2 artı 2 artı 1. Burası ne gelir arkadaşlar? 13 gelir bunları toplarsak. Bizim doğru cevabımız 13'müş diyeceğiz. Y eşittir fx fonksiyonuna üzerindeki her bir x virgül y noktasından çizilen teğetin eğimi 3x artı 2'dir. Bu fonksiyon 2 eksi 9 noktasından geçtiğine göre fonksiyonun denklemi nedir diye sormuş bize. Şimdi öncelikle üzerindeki her bir x virgül y noktasından çizilen teğetin eğimi 3x artı 2'ymiş ya hani. Dolayısıyla ben buna dy bölü dx eşittir 3x artı 2 diyebilir miyim? Yani sonuçta üzerindeki her noktasından çizilen teğetin eğimini dy bölü dx verecek. Bu da 3x artı 2'ymiş. Şimdi gelin şuradaki gördüğümüz dx'i karşıya bir yollayalım. Dy eşittir. Ne gelir arkadaşlar? 3x artı 2 dx gelir. Şimdi yapmamız gereken hareket her iki tarafın integralini almak. Ama kendi değişkenine göre. Mesela buradaki integrali y değişkenine göre.
Buradaki integrali x değişkenine göre alalım. Neden? Çünkü diferansiyelimiz bak burada x'e göre, burada y'ye göre. Şimdi burası ne olur? Y olur. Değil mi? Karşı taraf ne olur arkadaşlar? 3x kare bölü 2 artı 2x artı c olacaktır. Değil mi? Bu fonksiyon 2'ye eksi 9 noktasından geçtiğine göre demiş. Demek ki y ise eksi 9'muş. Yazalım. Eksi 9 eşittir. X'i de 2'ymiş. 2'nin karesi bölü 2'den burası 2 gelir. 3 kere 2 6 artı 2 kere 2 4 artı c diyeceğiz. Burası ne gelir? 10 mu? At karşıya. C eşittir neymiş? Eksi 19. Değil mi? Fonksiyonun denklemi. Fonksiyon y eşittir 3x kare bölü 2 artı 2x artı c değil miydi? Dolayısıyla yeni fonksiyonu buraya yazabiliriz. C'yi de elde ettik sonuçta. 3x kare bölü 2 artı 2x. C'de eksi 19'du. Eksi 19 diyebiliriz f fonksiyonuna arkadaşlar. Beşinci soru. X, dx küp işleminin sonucu nedir diye soruyor. Şimdi çoğu öğrenci şuradaki hocam ben D'nin içerisinde farklı bir şey veriyor. Yanına da farklı bir şey veriyor. Farklı bir fonksiyon veriyor. Ben bunu yapamıyorum diyor. Öncelikle şu dx küp dediğimiz ifade. Bu nedir? X küpün diferansiyeli. Yani 3x kare dx'e eşittir bu arkadaşlar. Ben şurada dx küp gördüğüm yere eğer 3x kare dx yazarsam sonrasında şu 3x kare ile de x'i çarpın bakalım ne gelir? 3x küp gelir değil mi? 3x küp dx aslında bize bunu soruyormuş. Basit integral alırsa artık x 3 çarpı x üzeri 4 bölü 4 artı c'ye eşittir diyebilirsin integralin sonucu. Altıncı soru. X kare artı 1'in 10. kuvveti çarpı 2x dx işleminin sonucu nedir? Şimdi normal şartlar altında x kare artı 1'in binom yardımıyla 10. kuvvetini alıp daha sonrasında 2x'i içeri dağıtıp sonrasında hepten integral alabilirsin. Fakat burada birbirinin türevi olan, daha doğrusu birbirinin yanlış olan ama biri diğerinin türevi olan iki tane fonksiyon var. X kare artı 2'nin türevi nedir? Birin türevi nedir arkadaşlar? 2x'tir. Doğru mu? Gelin o zaman x kare artı 1'e u diyelim. O halde 2x dx ne olacaktır? du olacaktır. Doğru mu? Bak burada 2x dx, burada da 2x dx var mı? Var. O halde sen bunu şu şekilde yazabilirsin. İntegral x kare artı 1'e u demiştim. U üzeri 10 du oldu değil mi? Şimdi bunun u değişkenine göre integralini al bakalım ne gelir? U üzeri 11 bölü 11 artı c gelecektir. Şimdi işlem bitti mi? Bitmedi. Burada u ne olarak görünüyordu? X kare artı 1. Dolayısıyla yerine yazacaksın bunu da. X kare artı 1'in 11. kuvveti bölü 11 artı c diyeceğiz biz integralimizin sonucuna. Değişken değiştirdik. Şimdi bu soruya bakalım. Gayet karmaşık görünüyor ama biz bunu gayet tabii kısaltabiliriz. Bakın şurada x küp artı 2x artı 10 var. Sen buraya u dersen x küp artı 2x artı 10'a u dedin. Al her iki tarafın türevini. 3x kare artı 2 dx eşittir du olacaktır. Peki bu 3x kare artı 2 dx burada var mı? Bak şu sarı ile işaretlediğim yer ve buradaki dx değil mi? Burası neymiş? Demek ki du'ymuş. Değişkeni değiştirdikten sonra bu hale geldi. O halde tüm bunlara göre integral yazabiliriz artık. Şu kısma ne demiştik? U demiştik. Burası da neydi? Du'ydu. Bakın çok basit bir hal aldı. Şu karma karışık ifadeden buraya geçtik. Tabii şurada u'nun üzerinde de bir 15'imiz var. Şimdi u üzeri 15'in integralini nasıl alırsın sen? U üzeri 16 bölü 16 artı c dersin. Peki u neydi arkadaşlar? Bakın burada gösteriyor. X küp artı 2x artı 10'muş. O halde yazalım u'yu yerine. X küp artı 2x artı 10 üzeri 16 bölü 16 artı c diyebilirsin bu sorunun cevabına. 8. sorudayız. Şimdi x kare artı 4x artı 7 diye bir ifade vermiş bize. Gelin x kare artı 4x artı 7'ye biz u diyelim bakalım ne olacak. Al türevini 2x artı 4 dx eşittir du olur mu? Bak burada bu ifade bir yerden tanıdık geliyor mu? 2x artı 4 dx değil mi? Tam olarak şurası. Evet kesinlikle tanıdık geliyor. Artık sen bu işlemler sonucunda bu integrali şu şekilde değiştirebilirsin. du bölü kök içerisinde x kare artı 4x artı 7 7 u demiştik. U olacak bu. Peki bunun integralini nasıl alabilirsin? Eğer çok karma karışık ifadeler geliyorsa her integralde bir kural arama.
Bunu sen şu şekilde yazmayı biliyorsun. 1 bölü kökü u'yu. U üzeri eksi 1 bölü 2 d u şeklinde yazmayı biliyorsun nasılsa. Pekala, madem öyle, bunun kuralı neydi? Üstünü 1 artırıp artırdığına bölmüyor muydun? Eksi 1 bölü 2'yi 1 artır. U üzeri 1 bölü 2 artırdığına böleceksin. Yani bölü 1 bölü 2 diyeceksin. Doğru mu? Artı c. Peki bu nedir? 2 çarpı ters çevirip çarparsan u üzeri 1 bölü 2 artı c'dir. U üzeri 1 bölü 2 de 2 çarpı kök u olduğu için bu şekilde yazabilirsin. İşlem bitti mi? Bitmedi. Çünkü sonuç olarak şurada u'yu yerine yazmamız gerekiyor tekrardan. Pekala, bunu da yerine yazarsan ne gelir? 2 çarpı kök içerisinde x kare artı 4x artı 7 kökü kapattım artı c benim integralimin sonucudur diyebilirim. 9. soru. Kök içerisinde x kare artı 5 dx kare, bak buraya dikkat et. Burada ne var? Dx kare var. Hadi bunu açalım. Dx kare. Nedir bu? X karenin diferansiyeli. Yani 2x dx midir? O zaman yerine yazalım biz bunu ve soru şu hale alsın. Kök içerisinde x kare artı 5 2x dx. Burada da çarpı işlemi var. Pekala. Şimdi x kare artı 5'e u dersen, yazıyorum bak, x kare artı 5'e u dedik. Al her iki tarafın türevini. 2x dx ne olacaktır? du. 2x dx burada var mı? Var. O halde integral kök içerisinde u du oldu değil mi? Peki bu nedir? İntegral u üzeri 1 bölü 2 du'dur. Sen bunun integralini alırsan u üzeri 3 bölü 2, 1 bölü 2'yi 1 arttırdım. Bölü 3 bölü 2 artı c diyeceksin. Ki bu da 2 bölü 3 çarpı u üzeri 3 bölü 2 artı c gelecektir. Pekala, burada gördüğümüz u neydi arkadaşlar? X kare artı 5'ti. Yerine yazalım o halde. 2 bölü 3 çarpı x kare artı 5 üzeri 2 bölü 3 değil 3 bölü 2. 3 bölü 2 artı c. Eğer şıklarda da yoksa şu şekilde de bir ifade vardır. Seçeneklerde x kare artı 5'in kare kökünün küpü ya da küpünün kare kökü artı c de diyebilirsin bu işlemin sonucuna. 10. soru. Değişken değiştirmeye artık güzel örneklerden bir tanesi. Bak burada ne var? F türev x. Peki bunun türevi ne? F'in ikinci türevinde x değil mi? Pekala. Gel o zaman f türev x'e biz u diyelim. Tamam. Al her iki tarafın türevini. F'in ikinci türevinde x dx eşittir du olacaktır. Pekala, tüm bunlara göre ben artık integrali şu şekilde yazabilir miyim? U du. Bak şurası u'ydu. Burası da du gelmişti nasılsa. U du oldu. Pekala. Bunun integrali nedir? U kare bölü 2 artı c. U neydi? F türev x. O halde yaz yerine f'in türevinde x'in karesi bölü 2 artı c diyebilirsin. Sen bu integralin sonucuna. 11. soru. Şimdi burada birbirinin türevi olmaya aday hiçbir fonksiyon yok gibi görünüyor. Fakat bunu şu şekilde yazarsan sen. 6x küp bölü 3x kare eksi 2x kare bölü 3x kare artı x bölü 3x kare eksi 1 bölü 3x kare şeklinde yazıp sonuna da bir de dx kondurursan artık bence çözebilirsin. Çünkü burada birbirini sadeleştiren çok fazla ifade var. Yazalım. İntegral. X kare ile x küp birbirini götürür. X kalır. Şunlar tamamen birbirini götürür. 2 bölü 3 kalır. X kare ile x birbirini götürürse burada x kalır. Burası zaten kendi başına sadeleştirilemeyen bir ifade. 6'yı da 3'e böl 2. 2x eksi 2 bölü 3 artı 1 bölü 3x değil mi? Eksi 1 bölü 3x kare oldu burası. Sonuna da dx yazalım. Şimdi bazı ifadeler polinom, bazı ifadeler rasyonel. Nasıl alacağız biz bunun integralini? Baştan basit basit başlayalım. 2x'in integrali nedir? X kare bölü 2 çarpı 2'den x kare gelecektir. Doğru mudur? Burası x kare. Eksi. Bunun integrali de zaten 2x bölü 3 artı. Şuraya bakın. 1 bölü 3 çarpı 1 bölü x'in integrali. 1 bölü x'in integrali neydi? Ln x. Dolayısıyla 1 bölü 3 çarpı ln x diyeceksin sen buraya. Tamam mı? Bak şuranın integralini aldım. İstiyorsan köşede de şu şekilde gösterebilirim. Ben bunu integral 1 bölü x dx biçiminde yazdım. Sonuç olarak içeriye attığında bunu 1 bölü 3x gelir. Bunun da integrali ln x'ti. Bir de çarpı 1 bölü 3'ümüz vardı. O yüzden bu şekilde yazdım. Eksi.
Şunun integrali nedir? Bu da 1 bölü 3'ü dışarı atarsan integral eksi var başında. 1 bölü x karede x üzeri eksi 2 idi. Bunun integrali nedir arkadaşlar? Üstünü 1 artır. X üzeri eksi 1 artırdığına böl. Eksi 1'e böl demek bu. Bir de başında eksiler vardı. Artı oldu artık değil mi? Sonuç olarak 1 bölü 3 çarpı x üzeri eksi 1. Yani 1 bölü 3x oldu diyeceğiz. Artı c de desek makule geçer. Bu işlemi bu şekilde bırakabilirsin. Zaten kimse sana belirli integral, pardon belirsiz integral kısmında çok nadirdir hani ÖSYM'nin sorduğu. İşte bunun integralini hesapla, şıklara da bunu koyar. Gerek yok. Sen bunları belirli integralde kullanabilmek için bir araç olarak göreceksin. Tamam? Belirsiz integrali öğrenirsin. Sebep işte belirli integral ve integralde alan bulmada bir araçtır bunlar. Tamam? Nasıl integral alınabileceği ile alakalı bu sorular. İntegral 12. sorudayız. X eksi 3 çarpı e üzeri 2x eksi 6x artı 5 demiş. Şimdi burada hemen düşün. Birbirinin türevi olan ya da biri diğerinin türevi olan iki fonksiyon bulabiliyor muyuz? Gelin şurada x kare eksi 6x artı 5 var ya. Bunun bir türevini alalım bakalım ne geliyor? 2x eksi 6 geliyor. Hatta bunu da iki parantezine alırsan x eksi 3 gelir. Değil mi? Bak burada x eksi 3'üm var. Dolayısıyla artık diyeceksin ki x kare eksi 6x artı 5'e gel buna u diyelim. Eğer ben buna u dersem al her iki tarafın türevini. İki parantezinde x eksi 3 bulmuştuk. dx eşittir du olur. X eksi 3 dx lazım bana. Hiç problem değil. At 2'yi karşıya bölüm olarak du bölü 2 olur. Değil mi? Şimdi tüm bunlara dayanaraktan şunu söyleyebilir miyiz? İntegral. Ben sonuçta x kare eksi 6x artı 5'e u demiştim. Yani şu kısma u dedim. Değil mi? X eksi 3 dx'i de du bölü 2 buldum. O halde e üzeri u çarpı du bölü 2. Hatta gel bunu 1 bölü 2 diye dışarı at. Tamam. 1 bölü 2 integral e üzeri u du. E üzeri x'in türevi de e üzeri x olduğu gibi integrali de e üzeri x'tir. Dolayısıyla e üzeri u'nun integrali de kendisidir. Yani 1 bölü 2 çarpı e üzeri u artı c diyeceksin sen bu integralin sonucuna. Şimdi u'muz neydi? X kare eksi 6x artı c artı 5'ti. 1 bölü 2 çarpı e üzeri x kare eksi 6x artı 5 artı c diyebilirsin. Bu integrasyon işleminin sonucunu. 13. soru. İntegral 2 üzeri 3x artı 7 dx işleminin sonucu nedir diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar bakın burada zor gibi görünen ifadeler fakat şurada 3x artı 7'ye gelin bu sefer u değil de t diyelim. Tamam. Al iki tarafın türevini. 3 dx eşittir. dt olacaktır. Bana dx lazım. dx eşittir. dt bölü 3 diyebiliriz. Şimdi yerine yazarsak integral 2 üzeri t oldu burası. dx neydi arkadaşlar? dt bölü 3'tü. Dolayısıyla o bölü 3'ü dışarı attım ve buraya da dt yazdım. Şimdi 2 üzeri t dt'nin integrali nedir diye düşünecek olursak. Nasıl düşüneceğiz arkadaşlar bunu bakın. 1 bölü 3 çarpı 2 üzeri t yani üstel fonksiyonun integralini nasıl alıyorduk arkadaşlar? Fonksiyonun kendisi 2 üzeri t bölü ln 2 çarpı bir de t'nin türevi diyecektik ama t'nin türevi 1 olduğu için yazmamıza lüzum yok. T'miz neydi? 3x artı 7 idi. Gelin yerine yazalım o zaman. 1 bölü 3 çarpı 2 üzeri 3x artı 7 bölü ln 2 diyeceğiz. Eğer şıklarda yoksa bu 3'ü de pardon elenin içerisindeki sayının üstüne atabilirsiniz. 2 üzeri 3x artı 7 bölü ln 8 de diyebilirsiniz bunun sonucuna. Tabii bir de artı c'miz var. Bunu unutmayın. 14. soru. E üzeri x bölü e üzeri x artı 3 dx işleminin sonucu nedir diye sormuş bize. Şimdi e üzeri x artı 3 ve yukarıda da e üzeri x dx var ya. Gelin e üzeri x artı 3'e u diyelim. Al her iki tarafın türevini. E üzeri x dx eşittir du olacaktır. Peki e üzeri x dx var mı elimizde? Bak burada e üzeri x ve dx var. Burayı da halletmiştik zaten. Halletmemiz gereken başka hiçbir şey kalmadı. İntegral e üzeri x dx'e du demiştik. Bölü alt tarafta da ne var? U var. 1 bölü u'nun integrali neydi arkadaşlar? Ln u'ydu. Değil mi? Artı c diyeceğiz. Peki u dediğimiz ifade e üzeri x artı 3 ise yerine yazalım. Ln e üzeri x artı 3 artı c diyebiliriz biz bu integralin sonucuna. 15. soru. dx bölü x çarpı ln x. Şimdi bak ln x'in
U olduğunu düşünürsek alır iki tarafın türevine 1 bölü x dx du olur. Değil mi? Peki 1 bölü x dx var mı birimize? Bak şurada bir tane bir çarpan olduğunu düşün. 1 bölü x dx. Oldu mu? Yani dx bölü x'tir zaten burası. Dx bölü x de var zaten elinde. Elin ikisi de hallettin. Dolayısıyla artık yerine yazabilirsin. İntegral du bölü u. Dx demeyeceğiz tabii ki. Du'yu kullandık. Eşittir. 1 bölü u'nun integrali neydi arkadaşlar? Ln u'ydu. Ln u diyeceğiz. Mutlak u diyeceğiz. Artı c. Şimdi gelelim şu kısma. U gördüğümüz yere ln x'i yazabiliriz. Bu da ne gelir? Ln içerisinde mutlak ln x artı c diyebiliriz. Cevap ln x artı c oldu gençler. 16. soru. F türevi sin x artı cos x şeklinde verilmiş. F pi bölü 4 eşittir pi şartını sağlayan fx fonksiyonu nedir diye sormuş. Şimdi türevini vermiş ya. Fonksiyonu soruyor. Ne yapacağız? Bir adım üste çıkmamız gerekiyor. Bunu da integralle yapabiliriz. Gel buraya f türev x dx yaz bu. Tamam. Sonrasında f türev x'i işaretle buraya. Sin x artı kosinüs x dx dedik. Gel şimdi trigonometrik fonksiyonların türevini alalım. Sinüsün türevi neydi arkadaşlar? Eksi kosinüs müydü? Eksi kosinüs x. Kosinüsün pardon türevim dedim az önce integrali özür diliyorum. Kosinüsün integrali neydi? Bu da sinüs x'ti değil mi? Bir de artı c'miz var. Şimdi bu fx fonksiyonu. Ama c'yi bilmiyoruz. C'yi bulmamız için de bize fp bölü 4'ün 1 olduğunu vermiş. Yazalım. F 45 diyelim buna. 45 derece. Eşittir. Eksi kosinüs 45 artı sinüs 45 artı c eşittir 1. Tamam. Şimdi şurası ne yapar? Eksi kök 2 bölü 2 artı kök 2 bölü 2 zaten gitti 0. Artı bir de c'miz var. Bu da 1'miş. Demek ki c kaçmış arkadaşlar? 1. Dolayısıyla fonksiyonu sormuş ya. Fx eşittir. Ne gelir? Düzenli yazalım. Sinüs x eksi kosinüs x artı c idi. C'de 1 olduğuna göre demek ki senin fonksiyonun burada gördüğümüz fx eşittir. Sin x eksi cos x artı 1 ifadesiymiş. 17. soru. İntegral 3x kare çarpı sin x küp dx işleminin sonucu nedir diye soruyor. Bak burada x küp ve 3x kareyi gördüysen hiç bekleme. X küpe git u de. Al her iki tarafın türevini. 3x kare dx eşittir du olur ki burada 3x kare ve dx ifadesi senin elinde mevcut zaten. Tüm bunlara dayanarak integral sinüs u'nun integrali diyebilirsin. Biraz cümle saçma oldu ama olsun sen anladın bunu. Şurası da du bu arada. Çok özür dilerim. Evet devam edelim şimdi. Sinüsün integrali neydi? Eksi kosinüs müydü? Eksi kosinüs u artı c. Peki u neydi arkadaşlar? X küptü. Getir yerine yaz. Eksi kosinüs x küp artı c senin sonucundur diyebiliriz. Evet yine bir değişken değiştirme. Sin kare x var bak. Burada bir de burada sinüs 2x var. Gel şuradaki sin kare x'e u diyelim. Al her iki tarafın türevini. 2 çarpı sinüs x. Neyin türevini almadık? Sinüsün. Bir de çarpı sinüsün türevi yani. Kosinüs x dx eşittir. Du olacaktır. Burada bu ifade buna benzemiyor diye düşünürsen şu 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x aslında sinüs 2x yarım açı formülüdür. Sin 2x dx eşittir. Du oldu diyebiliriz. Pekala. Şimdi hangilerini hallettik? Bak bunun üstünü hallettik. Bir de sin 2x dx'i hallettik. Onu da şurada bulmuştuk zaten. Doğru mudur? E üzeri bir fonksiyonun da integralini alabiliyoruz biz zaten. Gelin yerine yazalım. İntegral e üzeri u du oldu. Bunun da sonucu nedir? E üzeri u artı c'dir. Peki e üzeri u. U neydi arkadaşlar? Sin kare x'ti. Yerine yazalım. E üzeri sin kare x artı c bizim işlemimizin sonucudur diyebiliriz. 19. soru. Sinüs üzeri 5x çarpı kosinüs x dx işleminin sonucu nedir diye sormuş. Hemen sinüsün türevinin kosinüs olduğu mantığıyla sinüs x eşittir u dersek al türevini. Kosinüs x dx eşittir du olur ki zaten bu ifade burada mevcut. Kosinüs x dx. Yine bunlara dayanarak integral u üzeri 5 du diyeceğiz. Kosinüs x dx yerine de du'yu yazdık. Bunun da integralin sonucu nedir? U üzeri 6 bölü 6 artı c'dir. Peki u neydi? Sinüs x. Sin üzeri 6x bölü 6 artı c'dir. Bizim işlemimizin sonucu diyebiliriz. 20. soru. Yine az öncekine benzer mantıkta bir soru arkadaşlar. Peki devam edelim. Nasıl yazacağız? Kosinüs
2x'e u dersek, peki bunun türevi nedir arkadaşlar? 2 çarpı eksi 2 tabi kosinüsün türevinden. Eksi 2 çarpı sinüs 2x diyeceğiz. Buradaki 2, 2x'in türevinden geldi. Tamam. dx eşittir du olacaktır. Pekala, bize ne lazım? Sinüs 2x dx lazım. Dolayısıyla sinüs 2x dx eşittir eksi du bölü 2'dir diyebiliriz. Anlaştık mı? Pekala. Şimdi tüm bunlara dayanarak integral, integral Çok devam edelim. Şimdi tüm bunlara dayanarak integral yerine yazalım. Şu kosinüs 2x'e ne demiştik? U demiştik. U'nun küpü, tamam. Sin 2x dx yerine de eksiyi şuraya attım. Tamam. Hatta 1 bölü 2'yi, eksi 1 bölü 2'yi buraya atalım. Buraya da du yazalım. Peki devam edersek eksi 1 bölü 2 çarpı şuranın integrali ne gelir? U üzeri 4 bölü 4 gelir. Doğru mu? Şurası 4. U'ya benzedi. Peki hala U neydi? Artı C'mizi de unutmayalım. Eksi 1 bölü 2 çarpı U'yu da yerine yazarsak sonucu bulacağız. Kosinüs 2x. Kosinüs üzeri 4x. Hatta bir de 2x'imiz var. Bölü 4 diyeceğiz. Bu da kosinüs üzeri 4 2x bölü 8 artı C'yi verir bize. Devam ediyoruz. 21. sorudayız. Cos küp x dx işleminin sonucunu sormuş bize. Şimdi bunlara biraz daha özen göstereceğiz. Bu cos küp x'i ben cos kare x çarpı kosinüs x şeklinde yazabilirim. Ve bu cos kare x'i de 1 eksi sin kare x yazacağım. Tamam, çarpı kosinüs x. Burası da dx olacak. Peki ben burada sinüs x'e u dersem kosinüs x dx ne olur arkadaşlar? Du olacaktır. Peki kosinüs x dx burada var mı? Var. Soruyu birazcık değiştirdik. Şuraya da u demiştik zaten. 1 eksi u karenin de ben integralini kolayca alabilirim. Dolayısıyla integral 1 eksi u'nun karesi du oldu bizim elimizde. Bunun integralini alırsak ne gelir arkadaşlar? Eşittir diyelim. 1'in integrali u, u karenin integrali de u küp bölü 3 artı c diyeceğiz. Peki u neydi? Sinüs x'ti. Yerine yazacağız. Sinüs x eksi sin küp x bölü 3 artı c bizim integralimizin sonucudur. 22. soru. Sinüs üzeri 5x. Gene aynı mantıkla bakın bunu da parçalamamız gerekiyor. Bunu sin kare x üzeri 2 yani sinüs 4 oldu şu an. Bir de sinüs x dx diyebiliriz. Sonra ne olacak? Şu sin kare x'e gelin arkadaşlar. 1 eksi 1 eksi cos kare x diyelim. Tamam. Bir de bunun karesi varmış. Çarpı sinüs x dx olsun. Şimdi ne diyeceğiz? Burada ben kosinüs x'e u dersem, tamam. Eksi sinüs x dx ne olacaktır? Du olacaktır, değil mi? Peki hala sinüs x dx ne olur o halde? Onu da yazalım. Eksi du olur. Bunu unutma. Şimdi geçelim şuraya. Yazalım. 1 eksi kosinüs x'e u demiştik. Dolayısıyla kosinüsün karesi u'nun karesine eşittir. Bunun da karesi. Sin x dx vardı. Eksi du yapıyordu. Eksiyi dışarı attım. Buraya da du'yu yazdım. Tamam. Sonrasında şunun karesini açarsak. İntegral 1 eksi 2 u kare artı u üzeri 4 du oldu. Tamam. Bunun da integralini alabilirsin. Eksi parantezinde u eksi 2 çarpı u küp bölü 3 artı u üzeri 5 bölü 5 artı c diyeceğiz. Peki u neydi arkadaşlar? Kosinüstü. Artık sadece yerine yazmak kaldı. Eksi parantezinde kosinüs x eksi 2 çarpı kosinüs küp x bölü 3 artı kosinüs üzeri 5x bölü 5 artı c diyebiliriz integralimizin sonucuna. Devam ediyoruz. X çarpı kosinüs x işleminin sonucu nedir? Bakın. Bir laptu diye bir işlemimiz vardı değil mi? Kısmi integrasyonda. İşte logaritma fonksiyonu, ters trigonometrik fonksiyonlar yani arktanjantlı ifadeler, polinom ifadeler, trigonometrik ifadeler ve üstel ifadeler diye. Şimdi burada x dediğimiz polinom bir ifade, kosinüs dediğimizde trigonometrik bir ifade olduğu için ve PT'den önce geldiği için diyeceğiz ki x'e u, kosinüs x dx'e de dv olsun diyeceğiz ve sonrasında bunun türevini alırsak dx eşittir du olacaktır.
Bunun da integralini alırsak sinüs x eşittir v olacaktır diyebiliriz. İkinci bir yoldan da çözeceğiz soruyu. Peki neydi? U v eksi d v u muydu? Yani u du yapacaktık değil mi? U çarpı v eksi v d u diyeceğiz. Pekala. Şimdi u'muz neydi? X çarpı v ne arkadaşlar? Sinüs x. Tamam. Eksi integral v'miz neydi? Sinüs x çarpı. Peki d v'miz ne? Pardon, d u'muz ne? Bu da d x oldu. Peki sinüsün integralini artık kolayca alabilir miyiz? Alırız. X çarpı sinüs x eksi. Sinüsün integrali neydi arkadaşlar? Kosinüs x ama eksilisi. O yüzden şuraya artı yaptık. Kosinüs x artı c diyeceğiz bu işlemin sonucuna. X çarpı sinüs x artı kosinüs x artı c oldu. Peki diğer yoldan nasıl yapabiliriz? Onu da şuraya ikinci yol olarak gösterelim. Şimdi yazalım arkadaşlar. Şuraya bir türev diyorsunuz. Şuraya da integral diyorsunuz. İntegral. Pekala. Şimdi türevi alınacak fonksiyonu buraya yazıyorsunuz. İntegrali alınacak fonksiyonu da buraya yazıyorsunuz. Şimdi bunun türevini al 1. Bunun integralini al eksi sinüs x. Bunun türevini al 0. Bunun integralini al ne gelir işte? Eksi sin x'in integrali. Kosinüs x'in integrali artı sinüs x gelecek. Çok özür diliyoruz. Burayı yanlış yazdık sadece. Burayı bir düzeltelim. Kosinüs x'in integrali sinüs x geldi. 1'in türevi 0. Sinüs x'in integrali eksi kosinüs x diyeceğiz. Pekala. Şimdi şuna diyorsunuz ki artı. Bu eksi olacak. Bunun artı olması bir şey ifade etmiyor ama yazalım. Sonrasında çapraz bir şekilde çarpıp en sonunda şunun integralini alıyorsun ama çarpımları sıfır olduğu için yazmayacağız. Pekala ne gelir? X çarpı sinüs x eksi 1 çarpı eksi 1 çarpı eksi kosinüs x artı c diyeceğiz. Peki burası ne gelir zaten? X çarpı sinüs x eksi 1 çarpı eksi kosinüs x artı kosinüs x artı c gelir. Yani sonuçlar aynı, değişmeyecek. Ki zaten mantık olarak, fikir olarak şunun daha pratik hali diyebiliriz. Tamam. Devam edelim. Ln x dx işleminin sonucu nedir? Şimdi burada logaritmik olduğu için ln x direkt olarak u diyelim ki bunun türevi nedir? 1 bölü x dx eşittir du olur ve kalan dx'e dv dersem ben sonuç olarak x de ne olur? V'ye eşit olur. Doğru mu? Şimdi yazalım. Neydi? Uv eksi vdu. Pekala u neydi? Ln x çarpı v'miz ne? X değil mi? Eksi integral v'miz ne? X. Peki du'muz ne? 1 bölü x dx. Şuradaki x'ler birbirini götürürse birin integrali de x olduğu için ln x çarpı x eksi x artı c diyebilirsin. Sen bu integralin sonucuna. Hatta bunu da x ln x eksi x artı c. X ln x eksi x diye ezberletilmişti değil mi? Ezberliyorduk. Pekala. Bunun mantığı da buradan geliyor diyebilirsiniz. 25. soru. Şimdi gelin arkadaşlar bunu yeni metotla yapalım. Şuraya bir türev diyelim. Şuraya da integral diyelim. Tamam. Şimdi türev alınacak fonksiyonu e üzeri x seçmek istiyorum. İntegral alınacak fonksiyona da sinüs x diyelim. Al türevini e üzeri x. Al integralini eksi kosinüs x. Al türevini e üzeri x. Al integralini eksi sinüs x olacak. Burası al türevini e üzeri x. Al integralini ne gelir? Kosinüs x gelir. Daha da fazla uzatmaya gerek yok aslında. Bir noktada da bitirebilirsin. Artı, eksi, artı, eksileri koyalım şöyle. Şununla şunu çarpalım. Tamam. Şununla da şunu çarpalım. Hatta şunu yazmamıza gerek yok. Direkt burada bitirip bununla da bunu çarpıp integralini alalım. Kabul. Şimdi e üzeri x parantezinde şurası ne gelir bak? Eksi kosinüs x. Değil mi? Bak burada bir eksi var. Bir de burada eksi var. Artı oldu. Artı sinüs x diyelim. Tamam. Sonrasında da eksi integral e üzeri x çarpı sinüs x dx diyelim. Tamam. Bu bizim integralimizin sonucuna eşit değil mi? E üzeri x çarpı sinüs x dx'e eşitti. Peki bu burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. O da nedir? Bak şimdi şuradaki ifadeyi görüyorsun sen. Bu ifade senin sorunun aynısı zaten. Değil mi? Peki ben bunu karşıya atarsam eksili halini artı diye geçer. Yani iki tane integral e üzeri x çarpı sinüs x dx olur. Bize bunun sonucu soruluyordu. Burası nedir? E üzeri x çarpı sinüs x eksi kosinüs x'tir. Doğru mu? Şu ikiyi de karşıya bölüm olarak atarsan şu şekilde sana bak tertemiz
integralini istediği fonksiyonun integralini bulursun. E üzeri x parantezinde sinüs x eksi kosinüs x bölü 2 diyebilirsin. 26. soru. 6x eksi 7 bölü 2x artı 5 dx işleminin sonucu nedir diye soruyor. Hemen 6x eksi 7'yi bu basit kesirleri ayırarak çözeceğiz biz bunu. 2x artı 5'e bölersen 3 defa var. 6x artı 15 diyeceksin. Bundan da bunu çıkarırsan eksi 22 sonucuna ulaşırsın. Peki şimdi ne yapacağız? Sen bunu demek ki yani şuradaki ifadeyi 3 artı eksi 22 bölü 2x artı 5 biçiminde yazabiliyormuşsun. Değil mi? Peki bunun integralini istiyormuş aslında şu şekilde. Ben bunu 3dx artı hatta şunu da şöyle yazarsak bakın eksi 22 vardı ya. Eksi 11 parantezini almak istiyorum. Tamam, birazdan sebebini anlayacaksın. 2 bölü 2x artı 5 dx demek istiyorum. Peki neden böyle bir şey yaptık? Şimdi şurada gördüğümüz 2x artı 5 var ya. Bunun türevi üst tarafta mevcut mu? O zaman sen direkt buraya ne diyeceksin? Ln 2x artı 5 yazacaksın. Bir de başında eksi 11 vardı. Onu da yaz. Eksi 11 çarpı. 3'ün integrali ne? 3x doğru mudur? Artı c diyeceksin. İşlemi bitireceksin. Yani 3x eksi 11 çarpı ln 2x artı 5 artı c'ymiş senin integralinin sonucu arkadaşlar. 27. soru. Yine bunda da diğerine benzer bir yöntem kullanacağız. Yani x kare artı 3x artı 2'yi x artı 4'e böleceğiz. Bölelim. X de çarp. X kare artı 4x. Çıkaralım. X kareler gitti. 3x'den 4x çıkar. Eksi x artı 2 mi oldu? Bir de eksi 1 ile çarpsana zahmet. Eksi x eksi 4 oldu. Bir de bunları çıkarırsan şurada bir tane 6 kaldı. Peki aslında bu ifade neye eşitmiş? İntegral x eksi 1 artı 6 bölü x artı 4'e eşitmiş. Doğru mudur? İçerideki fonksiyon. Pekala. X eksi 1'in integrali neydi arkadaşlar? X kare eksi x kare bölü 2 eksi x'ti. Peki şu 6'yı da dışarı atarsan zaten 6 çarpı ln x artı 4 artı c gelecektir. Bu integrasyonun sonucu. İşlemi burada kesebilirsin. Çünkü zaten daha da ilerletemeyiz. En fazla 6'yı falan x artı 4'ün başına atabiliriz. Cevabımız budur. 3x eksi 15 bölü x kare eksi 7x eksi 8 işleminin sonucu nedir diye soruyor. Bakın şurası paydanın kökü, paydanın derecesi paydan büyükse de x'e x diye ayırdın. Burayı da eksi 8 artı 1 diye ayırabiliyorsun sonuç olarak değil mi? Gel bu 3x eksi 15'i x eksi 8 çarpı x artı 1'e bölmüş ya. Sen bunu a bölü x eksi 8 artı b bölü x artı 1 şeklinde yazılabilecek a ve b sayıları vardır diye devam et işlemi. Tamam. Şimdi şurayı ben x artı 1 ile burayı da x eksi 8 ile çarpmak istiyorum. Ki paydalar eşit olsun. Artık paydalar eşit olduğu için sadece pay kısmına yönelik işlem yapabilirim. Yani 3x artı 5 eşittir. Çarp bakalım ax artı a artı bx eksi 8b diyelim. Kabul. Şimdi gel burayı da x parantezine al. A artı b gelsin. Ve diğer kalan kısmı da a eksi 8b diye yaz. Burası da 3x artı 15 olsun. Şimdi a artı b değil mi buradaki x'in katsayısı? Buradaki x'in katsayısı da 3. Dolayısıyla a artı b kaçmış? 3'müş arkadaşlar. Peki a eksi 8b kaçmış? O da 15'miş. Gel şimdi şu ifadeden şunu çıkar. Ne gelir biliyor musun? B eksi eksi 8B'den 9B gelir. A'lar birbirini götürecek zaten. 3'ten 15'i çıkar. Eksi 12. Demek ki B sayısı eksi 12 bölü 9'muş. Her ikisini 3'e bölersen eksi 4 bölü 3 gelecekmiş B. B'yi bulduk. Peki A artı B'nin 3 olduğunu biliyoruz ya. Bak şurada. B gördüğümüz yere eksi 4 bölü 3'ü yazarsak. Bu da 3'e eşitmiş. Demek ki A neymiş arkadaşlar? Eksi 4 bölü 3 karşıya atarsak 3 artı 4 bölü 3'müş. Bu da 13 bölü 3 gelir. A'yı da bulduk. B'yi de biliyoruz artık. Peki bu neye eşitmiş aslında? Ben her iki tarafın integralini almamış mıydım? Ayrı ayrı integrallerin toplamına eşitmiş diyebilirsin artık. Tamam. Şimdi A'nın ne olduğunu biliyorduk. 13 bölü 3 olduğunu biliyoruz. Dışarı atarsak 13 bölü 3 çarpı ln x eksi 8 diyeceğiz. Artı, hatta artıyı da geç, eksiydi değil mi? B'nin eşit olduğu sayı eksi 4 bölü 3'tü.
Eksi 4 bölü 3 çarpı ln x artı 1 artı c diyebilirsin. Sen bu integralin sonucuna sanki biraz hata yaptım gibi ama yapmış da olabilirim, yapmamış da hata yaptıysak affola. Doğru cevabın açıklama kısmından bulursunuz eğer hata varsa. Şimdi burada bu işlemin sonucu nedir diye sormuş. Bakın ben bunun türevini alıp tekrar integralini almayacak mıyım sonuç olarak diferansiyel bulurken? Demek ki şunla şu birbirini götürecek ve sen x kare artı 2x'i hesaplayacaksın. Nereden nereye kadar? 1'den 3'e kadar. Yaz yerine. 9 artı belirli integral 2 kere 3 6 eksi yaz 1 yerine 1 artı 2. 9 ile 6'yı topla 15. 1 ile 2'yi topla 3. 15 eksi 3 doğru cevabın 12 olduğunu göreceksin. f2'yi 5 olarak vermiş. f6'yı 7 olarak vermiş. 1'den 3'e kadar 4 f2x çarpı f türev 2x dx kaçtır diye soruyor bize. Şimdi bakalım buraya. Şurada neyimiz var? Bir f türev 2x'imiz var. Doğru mudur? Gel burada f2x'e u diyelim. Tamam. Bunun türevini al. F türev 2x çarpı 2 eşittir du mu olur? Bir de şurada dx'imiz vardı. Onu yazmayı unuttuk. Hemen yazalım. Dx eşittir du olur. Şimdi f türev 2x dx lazımdı bana. Şimdi dx ne olur arkadaşlar? Aslında direkt onu da yazmamıza gerek yok. Çünkü şuradan şu 4'ün bir tanesini çalarız. Şuraya 2 diye. Burayı da 2 yaparız. Tamam. 2 tane f türev 2x dx. Değil mi? Zaten bizim bulduğumuz du oldu şurası. Pekala. Şimdi devam edelim. İntegral 1'den 3'e kadar. Şurada bir tane 2 kalmıştı. O 2'yi dışarı attım. F2x'e u demiştik. U çarpı du oldu. Değil mi? Pekala. Sen bunu şimdi 2 çarpı burayı u kare bölü 2 artı c'sini yazmana gerek yoktu biliyorsun belirli integralde. 1'den 3'e kadar yazacaksın. Fakat direkt u gördüğün yere 3'ü yazmayacaksın. Çünkü senin u dediğin şey f2x'ti. Sen bunu 2 çarpı f kare 2x bölü 2'nin 1'den 3'e kadar olan aralığı diyeceksin. 2 çarpı f kare 2x demiş değil mi? Bak yazalım şimdi. F kare 2 kere 3 6 bölü 2 eksi f kare 1 çünkü 1 çarpı 2'den 2 gelecek şurası. 1 çarpı 2 bölü 2. Yazdık 1 ile 3 yerine. Şimdi f6'yı vermiş mi? Vermiş 7'ymiş. f2'yi vermiş mi? 5. O da güzel. F kare 6. 7'nin karesi 49 bölü 2 eksi. Peki 5'in karesi ne? O da 25 bölü 2. Bir de dışarıda neyimiz var? Çarpı 2'miz var. Şu çarpı 2'lerin hepsi birbirini götürecek. 49'dan 25'i çıkarırsan doğru cevabın 24 olduğunu göreceksin. Tamam. 31. sorudayız. Peki nasıl yapacağız bunu? Öncelikle şuna bir bakalım. 3x artı 1'e u dersem 3 dx eşittir du olur. Doğru mudur? Peki 3 dx dışarıda yok ama dx'imiz var. Dx eşittir du bölü 3 olacaktır. Şimdi sen burada 1 bölü 3 integral eksi 3'ten 8'e kadar f u du yazabilirsin. Fakat bu sınırlar x'in sınırlarıydı. U'nun değil, ona dikkat et. Tamam. Şimdi sen 3x artı 1'e u dedin ya. X eşittir eksi 3 iken 3 çarpı eksi 3 artı 1 yani 3x artı 1'i hesaplayacaksın. Tamam. Burası ne gelir? 10 mu gelir? Yani u eşittir 10'muş. Peki x eşittir 8 iken yerine yazarsan 3 kere 8 24. 1 ekle 25. 25 neymiş? Bu da u'ymuş. Yani nereden nereye kadar? 10'dan. Sanki şurası yanlış oldu. 10'dan değil. Evet şurayı yanlış yapmışız. Çok özür diliyorum. Hep silelim. X eşittir eksi 3 iken ne olur biliyor musunuz? 3 çarpı eksi 3 artı 1'den eksi 8 olur değil mi? O zaman eksi 8'den u diyelim. 25'e kadar ne diyeceğiz? Fu du. Bir de dışarıda ne var? 1 bölü 3 var değil mi? Evet. Bu neye eşitmiş? 15'e. Birazcık değişken değiştirdik. Neden? Tamamen şuna benzetebilmek için. Ama hala benzemiyor. Çünkü burada ne var? U var. Burada x artı 5 var. Şimdi ben şunu söyleyebilir miyim? Bak. 1 bölü 3 integral eksi 8'den 25'e kadar f x dx de 15'tir. Diyebilir miyiz? Çünkü sadece u gördüğümüz yere x yazdık. Hiçbir şey yapmadık. Pekala. Madem bunu diyebiliyoruz. Şunu da yapabilir miyiz? Bak. 1 bölü 3 integral. Ben şuradaki x'e 5 mi eklemişim soruda?
Değil mi? 5 eklemiş. Eğer ben şurada x'e 5 eklersem şurada da gördüğüm sınırlardan 5 çıkarmak zorundayım. Eksi 8'den 5 çıkar. Eksi 13. 25'ten 5 çıkar. 20 dx eşittir 15 olacaktır. Yani bu bize sorduğuna benzedi değil mi? Şu kısım. Aynı saatte. Eksi 13'ten 20'ye kadar fx dx. Burası benim sorumun aynısı. Tek fazlalığı var. Nedir? O da 1 bölü 3. 1 bölü 3'ü çarpım olarak ters çevirip karşıya atarsam çarpı 3 olur. 15 çarpı 3'ten senin cevabın 45 olacaktır. 32. sorudayız. 0'dan 2'ye kadar f türev x dx nedir diye soruyor. Aslında bu f türev x'in integrali nedir? Fx'tir ve nereden nereye kadar soruyor? 0'dan 2'ye kadar demek ki bize f2'den f0'ı çıkar diyor soruda. Peki f2 nedir? Bak burada 3. F0 nedir? O da 2'dir. 3'ten 2'yi çıkar demiş. Doğru cevap 1'dir arkadaşlar. 33. soru. Yandaki şekilde D doğrusu y eşittir fx fonksiyonuna teğet ise bize eksi 1'den 6'ya kadar f'in ikinci türevinde x de eksi sormuş. Yani burada f türev x de eksi 1 ile 6'yı yaz ve hesapla demiş. Yani f türev 6'dan f türev neyi çıkaracakmışız? Eksi 1'i çıkaracakmışız. Peki f türev 6'dan f türev eksi 1 diyor ya, şu f türev eksi 1 zaten f fonksiyonunda eksi 1 noktasından çekilen teğetin eğimi x eksenine paralel olduğu için bu 0'a eşittir. F türev 6'yı nasıl hesaplayabiliriz? Bak şurası kaçmış? Eksi 3'müş değil mi? Peki şurası kaçmış? 2'ymiş. 2'den 3'e kadar şurası karşısı 5 olur. Peki komşusu neymiş? 6 mıymış? Demek ki burası da 5 bölü 6'ymış. 5 bölü 6 eksi 0 eşittir 5 bölü 6 diyebilirsin. Eğer şurayı anlamayanlar varsa bak. Şu açının x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açının, tamam mı? Biz neyine baktık? Tanjantına, yani karşı bölü komşusuna baktık. Bu yüzden 5 bölü 6 oldu sonucumuz. Şekilde D doğrusu y eşittir fx fonksiyonuna A noktasında teğet ise 0'dan 3'e kadar x çarpı f'in ikinci türevinde x dx kaçtır diye sormuş bize. Şimdi bunu da şöyle yapabiliriz. Bakın x'e gelin u diyelim. O zaman dx ne olur? du olacaktır. Sonrasında f ikinci türevde x dx'e dv dersek f'in birinci türevinde x eşittir v olacaktır. Kısmi yapıyoruz. Tamam, belirsiz integralde öğrenmiştik ya, hani söylemiştik bunlar birer araç. Bunları biz belirli integralde ve alan bulmada hesaplayacağız diye. Şimdi onları yapıyoruz. Peki bu kısmi ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Uv eksi vdu yapıyorduk değil mi? Pekala. Şimdi u'muz ne? X. V ne? F türev x. Eksi integral V'miz ne? F türev x çarpı du'muz ne arkadaşlar? Dx. Pekala. Nereden nereye kadar yazacağız biz bunları? Sıfırdan 3'e kadar yazacakmışız değil mi? Pekala. Yazalım. Önce şu kısmı bir hesaplayalım. Bak işaretlediğim kısmı hesaplıyorum önce. Yazıyorum arkadaşlar. 3 çarpı f türev 3 eksi 0 çarpı f türev 0 ki zaten şurası 0'dır. Eksi integral 0'dan 3'e kadar f türev x dx mi oldu? Şimdi f türev 3'ü hesaplayabilir miyim? Hemen bir bakalım ona. F türev 3. Şurası kaç birim? 3 birim. Şurası kaç birim? Bu da 3 birim. Peki şurası kaç birim? 4 birim. 4 bölü 6'dan 2 bölü 3'müş şurası. Ben 2 bölü 3 ile 3'ü çarparsam burası 2 geldi. Yani elimizde 2 eksi ne kaldı? İntegral 0'dan 3'e kadar f türev x dx kaldı. Doğru mudur? Peki şu 0'dan 3'e kadar f türev x dx bize neyi verir? 2 eksi yazıyorum bak buraya. Fx değil mi? F türev x'in integrali 0'dan 3'e kadar. Demek ki içerisi de 2 eksi f3 eksi f0'mış. Tamam. Şimdi f3 nedir? Bak burada 4 olarak vermiş. Peki f0 ne? F0'ı nasıl bulabiliriz? O da eksi 2 mi? Eksi 2'ye mi gitmiş? Eksi 2 diyelim. Bir de ne var burada? 2 eksimiz var. 4'ten eksi 2'yi çıkar. 6. 2'den 6'yı çıkar. Doğru cevabın eksi 4'tür diyebiliriz. 35. soru. Eksi 1'den 1'e kadar x kare x'in karesi artı 2x artı 1 işleminin sonucu nedir diye sormuş. Yine değişken değiştirelim. Yani x kare artı x'e ben u dersem 2x artı 1 dx'e ne demem gerekiyor arkadaşlar? du. Zaten 2x artı 1 dx'im var burada. Burası du'ymuş. İçerisi de
U'ymuş diyebiliriz. Pekala. Eksi 1'den 1'e kadar U'nun karesi DU dedik. Peki bunun sonucu ne gelir? U küp bölü 3. Nereden nereye kadar? Eksi 1'den 1'e kadar. Fakat U dediğimiz ifade x kare artı x'ti. Yani x kare artı x'in küpü bölü 3. Nereden nereye? Eksi 1'den 1'e kadar. Yaz 1 yerine. 1 artı 1, 2. 1'in küp, 2'nin küpü 8. 8 bölü 3 eksi. Eksi 1'i yerine yazarsak 0 gelecektir. Zaten 0 bölü 3'ten 0. Dolayısıyla senin cevabın neymiş? 8 bölü 3'müş. 36. sorudayız. Fx eşittir x kareden x küp 3t artı 1 olduğuna göre fx fonksiyonuna üzerindeki x eşittir 1 apsis noktadan çizilen teğet eğimi nedir diye sormuş. Soruda şurayı dt'yi yazmayı unutmuşlar sanırım. Pekala. Şimdi bakın içerideki fonksiyon t'ye bağımlı, diferansiyelimiz de t'ye bağlı fakat buradaki fonksiyon x'e bağlı bir fonksiyon. Ve benden bunun aslında türevini almak istemiş. Neden? Çizilen teğetin eğimini sormuş. Şimdi ben bunun türevini alırsam nasıl alacağım biliyor musun? Şöyle, zaten o türevi aldığımızda şu integral işaretiyle türev işareti birbirini götüreceğinden sen direkt 3t artı 1'i dışarı çıkaracaksın. Fakat bunu yaparken de x küpü yerine yazacaksın. X kare yerine yazacaksın. Fakat x küp ve x karenin de türevini alarak yerine yazmak zorundasın. Yani hareket şu bak. 3x kare çarpı bunun türevi yani x küpün türevi. 3x kare çarpı yazıyorsun yerine. 3 çarpı x küp artı 1 eksi x karenin türevine 2x çarpı 3 çarpı 2x artı 1 diyeceksin. Tamam? Anlaştık mı? Pekala. Bu f'in türevini verdi bana. Yazalım şimdi f'in türevi neymiş aslında? 3x kare çarpı 3x küp artı 1 eksi 2x çarpı 3 çarpı 2x 6x artı 1'miş. Nereyi yerine yaz diyor? X eşittir 1'i. F türev eksi 1 eşittir. Yazalım. 3 çarpı 3 artı 1'den 4 eksi 2 çarpı 6 artı 1'den 7. 3 kere 4 12. 2 kere 7 14. 12'den 14'ü çıkar. Senin doğru cevabın -2'ymiş arkadaşım. 37. soru. Bir alan sorusu aslında. Yandaki şekle göre 4'ten 7'ye kadar fx dx artı 3'ten 6'ya kadar f'in tersinde dx diye soruyor. Yani bu 4'ten 7'ye kadar fx dx dediği yer fx eğrisi ile x ekseni arasında kalan bölgedir. Yani şu sarıyla işaretlediğim bölgedir. Tamam. Peki diğer kısmı nasıl halledeceğiz? 3'ten 6'ya kadar f'in tersinde x dx o da şu kısım mıdır? Değil mi? Şimdi bunların toplamını soruyor bana. Hiç integral işlemi yapmadan şurası 7 birimdir. Şurası da 6 birimdir. 6 kere 7 büyük dikdörtgenin alanı 42'dir. Tamam. Sonrasında da şuradaki küçük dikdörtgen var ya 3 kere 4 12'dir değil mi onun alanı da? O yüzden ben 42'den 12'yi çıkarırsam 30'u verir. Yani burada S1, burada S2'yi sormuştu. Burası da S1'i sormuştu. S1 artı S2'yi 30 birim kare olarak bulabilirim. 38. soru. Y eşittir 4x fonksiyonunun y eşittir x ve x eşittir e kare doğruları ve x ekseniyle sınırladığı alanı hesaplayalım demiş. Şimdi kaba taslak şu şekilde çizecek olursak bu 4 bölü x fonksiyonu x'ler sıfıra gittikçe ne olacak? Sonsuza gidecek değil mi? Yani şu şekilde sonsuzdan gelecek ve x'ler sonsuza gittikçe de sonsuza doğru gidecek. Kaba taslak şu şekilde çizebilirsin. Bu 4 bölü x fonksiyon. Y eşittir x fonksiyonu da zaten şu değil miydi? Değil mi? X eşittir e kare doğruları. X eşittir e kare doğruları. E'nin karesi şurada olsun. E kare doğrusu da şurasıdır diyebiliriz. Peki. Tüm bunlarla x ekseninin arasında kalan bölgenin alanını soruyor. X ekseninin arasında kalan bölge nedir? Şurasıdır değil mi? Bize buranın alanını sormuş. Pekala. Şimdi öncelikle şu kesiştikleri yer lazım bana. Neresi orası? Şurası. Ne ile neyi kesişecek arkadaşlar burada? Y eşittir x doğrusuyla 4 bölü x doğrusu. Hemen yazalım. 4 bölü x eşittir x ise x kare 4'tür. X eşittir eksi 2 veya artı 2'dir. Ama burası pozitif bölgede olduğu için buraya 2 diyeceğiz. Ve sonrasında 0'dan 2'ye kadar x dx yani şu fonksiyonun altında kalan kısım ve 2'den de e kareye kadar 4 bölü x dx diyeceğiz. Tamam. Şimdi şurada integral almamıza gerek yok. 0'dan 2'ye kadar x dx'de çünkü burası 2 birim. Burası da 2 birim. 2 kere 2, 4. Böl 2'ye 2. Üçgenin alanı. 2 geldi zaten burası. Artı. 2'den e kareye kadar 4 bölü x demiş ya. 4'ü dışarı attım. 1 bölü x'in integrali ln x. Ve sen 2 ile e kareyi yerine yazacaksın. Yazalım. 2 artı 4 çarpı
ln e kare eksi ln 2 dedik buraya. Peki ln e kare nedir arkadaşlar? 2'yi buraya atarsak 2 ln e'den 2'dir. Eksi ln 2'miz var bir de. Pekala 2 artı 4 de içeri dağıt. 8 eksi 4 tane ln 2 diyebiliriz. 2 ile 8'i topla 10 eksi 4 de şunun kafasına atalım. Ln 16 diyelim ki derli toplu görünsün. Senin cevabın 10 eksi ln 16'ymış diyeceğiz. 39. soru. Y kare eşittir 3x eğrisi ile x kare eşittir 3y eğrisi arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş bize. Şimdi bizim elimizde ne var? Bir y kare eşittir 3x. Aslında y eşittir kök içerisinde 3x'tir. Doğru mudur? Bir de y eşittir x kare bölü 3 parabolümüz var. Hemen şunları şu şekilde bir çizelim. X kare bölü 3 parabolü tepe noktası 0'a 0'da olan bir paraboldür. Ve y eşittir kök 3 x dediğimiz eğri de şu şekilde bir eğri olabilir. Ben x'e pozitif sonuçlar verebileceğimden bu da sonuçta dışarı negatif çıkmayacaktır. Bunların arasında kalan bölge neresi? Şurası. Bana ne lazım? Kesiştikleri yer. Hemen kök içerisinde 3x ile x kare bölü 3'ü kesiştirelim. Tamam. Eşit dedik bunları birbirine. Her iki tarafın karesini alırsan 3x eşittir. X üzeri 4 bölü 9 olur. Tamam. X'leri sadeleştirip 27 eşittir x küp dersen x eşittir 3 gelecektir. Neyin küpü? 27, 3'ün. Dolayısıyla şurası neymiş? 3. Üstte kalan fonksiyon nedir? Kök 3x fonksiyonu. Ve sen diyeceksin ki integral 0'dan 3'e kadar kök içerisinde 3x eksi hangi fonksiyonda? X kare bölü 3. Dx diyeceksin. Pekala. Bunu bir hesaplayalım. Şu kök içerisinde 3x'in integrali nedir arkadaşlar? Bu kök 3 çarpı x üzeri 1 bölü 2 eksi burası da x kare bölü 3 olduğu için şu şekilde integral dx diyelim. Şuraya taşıdım. Kök 3 çarpı x üzeri 1 bölü 2'nin integrali neydi? 3 bölü 2'den 2 bölü 3 çarpı x üzeri 3 bölü 2 eksi x kare bölü 3'ünki de x küp bölü 9 yapacaktır. Nereden nereye? 0'dan 3'e. 0'ın bir hükmü yok şu an. Sadece 3'ü yazsak yetecek. Peki yazalım. 3'ün küpü 27. 27'nin karekökü nedir arkadaşlar? 3 kök 3. Dolayısıyla kök 3 çarpı 2 bölü 3 çarpı 3 kök 3 eksi 3'ün küpü 27 bölü 9 diyeceğiz cevabımıza. Kök 3 ile kök 3 çarp 3. Şuradaki 3 ile o gitsin. 2 kere 3 6 eksi 3'e böl 3. 3'e böl 9 gelir. Ya da 27'yi 9'a böldüğümüzde zaten direkt 3 gelecektir. 6 eksi 3'ten cevabımız 3'tür diyebiliriz. Ve son soru. 0'dan 5'e kadar 2x eksi 25 eksi x kare dx. Şimdi bunu şekil itibariyle düşünmeyeceğiz. Normal şartlar altında bu bir doğrudur. Bu da bir çemberdir. Doğru ile çember arasında kalan alanı soruyor aslında diyebiliriz. Fakat bunu şöyle yaparsak çok daha basit olacaktır. 0'dan 5'e kadar 2x dx eksi 0'dan 5'e kadar kök içerisinde 25 eksi x kare dx diyeceğiz. Tamam. Şimdi şurası zaten 2 çarpı x kare bölü 2 0'dan 5'e kadar diyeceğiz. Eksi şurayı integralini almayalım. Bu merkezi 0'a 0'da olan ve yarıçapı 5 birim olan bir çemberi işaret eder. Değil mi? Şurası. Ve nereden nereye demiş? 0'dan 5'e. Yani 0'dan 5'e kadar. Peki şu kısmı görmeyin bak. Sadece şu eksisiz kısmı alıyorum. Bana şurası lazım değil mi? Peki bu pozitif taraftır o halde. Negatif, başında negatif olmadığı için pozitif taraftır ve şuranın alanını soruyor. Normal şartlar altında pi re kare değil miydi bu dairenin alanı? Ama bana dörtte biri lazım olduğu için bölü 4 diyeceğim. Pi çarpı 25 bölü 4 diyeceğiz bu kısmın alanını. Hemen yazalım. Pi çarpı 25 bölü 4 diyeceğiz. Pekala. Şunları sınırları da yerine yazarsak 2 çarpı 5'in karesi 25 bölü 2. 0 yerine yazdığımızda zaten gidecek. Eksi 25 pi bölü 4 diyeceğiz. Şu ikiler de gitsin. Doğru cevap 25 eksi 25 pi bölü 4 birim kareymiş diyeceğiz arkadaşlar. Bu da son sorumuzdu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.